Teşekkür Peki ee, son olarak evet Boran'ın e, bu kitabındaydık. Peki bu e, aslında e, başvuru kitapları nasıl tanımlıyoruz öyle yani sizin kitaplarınızdan söz etmiyoruz sizin biraz kafa bulduğunuz kitaplardan bahsediyorum gurular e, başvuru kitapları yazanlar. İşte kişis kişisel gelişim kişisel aslında gelişim, özü, bravo. özü kişisel gelişim yani kitabı yollayalım evrene, evrene yollayalım Ama evrene yollayalım Evreniyomu bu bakalım. aslında siz 7. biraz kişisel 7, bir 7. ikinizde de var değil mi o bir ortak fayda bulabilir miyim böyle kişisel gelişimle kafa bulduğunuz gibi Doğru yani. olabilir Evet aslında her ne kadar kişisel gelişimle kafa buluyormuşum gibi aslında bakınca günün sonunda daha fazla savunan insan olarak ben kalıyorum. Yani çünkü burada aslında karşı çıktığım nokta şu. Bu, bu tip işler çok içi boşaltıldı. Yani işte tekamüldü, bilmem neydi. Orada e, benim de bu politik doğruculukla günümüzün politik doğruculuğunun yarattığı asıl problemden başka yere bakmamızı sağlıyor aslında. Bütün mesele bu. Yani tamam bunlar güzel bu sistemlerin hepsi var. Ki benim de deneyimlediğim şeyler var. Ama işte işin bir noktadan sonra şımarıklığı, herkesin bu işlere girmesi ve hayatı o şekilde yaşaması en azından bu modern dünyanın içinde çok da gerçekçi gelmiyor. Ben de onlarla ilgili bir ton şey hani e, çok iptal aslında. iptal deyince i̇şte, iptal olmuyor. Çok, o kadar. çok taze ya bu Hesabıma 5000 TL gönderilmesini <laughs> şey yapıyorum. Şimdi yani. yani. Peki de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu bizim <laughs> şu sıralarda oynamayı sürdürdüğümüz Richard oyununda biz modern filozoflardan <laughs> yani ama hangisi moderndir yani şimdi 19. yüzyılda modern ee, pardon, 20. yüzyılda modern, 21. yüzyılda modern filan. Mesela oradan e, e, Alenbad'ı'dan e, mesela e, bir şeyler koyduk, bir takım aforizmalar koyduk. O da ne? 2000'lerin başında bu e, politik doğruculuğu e, eleştiren, oradaki tehlike sinyallerini ilk gösteren adamlardan biri. aslında biz bu geçtiğimiz yani 2023'teyiz geçtiğimiz 20 sene içerisinde bütün dünya politik doğruculukta bir yere geldi ama bunun bunun eleştirilerini çok erken yapmış bir insan olarak bir filozoftan yani bütün dünyanın filozof olarak tanı, tanıdığı bir insandan söz ediyoruz ve aslında yazdığı kitaplarda da modern dünyadan örnekler veriyor Aynı sizlerin verdiği gibi. Ama o bir filozof. Şimdi sizi merak ediyorum bunu hakikaten. Yani mesela sizi bu konuda üreten yazan insanlar olarak bu şekilde e, öncü bir toplum eleştirmeni olarak şey çok önemli öncü olması. Yani zamanın arkasından koşan değil de zamanın önünden e, zamana bakan insanlar olarak sizi bir filozoftan farklı kılan nedir? Yani üniversitede hoca olmayışınız mı? Bir kürsünüzün olmayışı mı? Yani e, popüler kitaplar e, e, üretmeniz mi? Mesela bu, bu da herhalde önemli bir kıstas çünkü kitaplarınızın satmasını istiyorsunuz ve en azından yayın evleri satacak kitapları basacakları için en azından böyle bir ön kabulle bu işe giriyorsunuz. Ama bir e, diyelim ki e, üniversitede bir kürsüde çalışan ya da o kürsünün hocası olan bir insanın öyle bir şey yok. Mesela üniversite bile basabilir kitabını ve evet. onun çok satmasını, yığınlar tarafından okunmasını, en çok satanlar arasına girmesini falan talep etmez. Daha sonra o tarihe kalır ve insanlar dönüp dönüp e, ona e, atıfta bulunurlar ve sonunda o yüzyılın felsefecilerinden biri olarak... Hayatta evet. Dur belki kitabını sizin kitaplardan birinin sattığı kadar bile satmamıştır mesela. Yani ama ha şu şansı var. Daha çok dünya diline çevrilip çok daha fazla o, kişi olur. O dillerde okunması filan sayıyı arttırabiliyor ki bir Fransızcaya, İngilizceye e, çevrildiği zaman bir kitap özellikle İngilizceye çevrildiği zaman zaten bütün dünyaya e, açılıyor. Bu bu açıdan da başka türlü bir çok satan oluyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne farkınız var? Yani aslında teoride de bazda sizin bu anlatımınızda çok bir fark görünmüyor. Çünkü filozof dediğin adam düşünen ve bunları etrafına yansıtan insan. filosofya aslında bilgiye aşk olan insan. Bilgiye aşk yani. olan insan. Yani yani, yani burada hani bir üniversitede kürsü. çok Her iyi şey, yani Latince köklerine iniyor filtre. aşkım öyle bu böyle diye çalışıp geliyor diyor. diyorum. Kadın Öğretmenim. olarak sen bir yemeğe çıksan bununla. Hayır kız arkadaşı var çalıştım geldim. Yok, Yahu tamam var, çocuğum... sen, şimdi yemeğe çıksan <laughs> demiyorum. Yani ben, sen şey host gibisin. <laughs> yani ön, gerçekten ön, ön, ya. Örnekliyorum. Çok özledim onu da. Bu arada üniversiteler de eskisi gibi de eskiden gibi de... Vakti zamanında. rahatım anladın ha. mı? Yaşımızı aldık yani. vakti zamanda, işte yani, ya. vakti zamanında üniversite hani çok ha, değerli ya. ve önemli bir hani kürsü sahibi olmak orada çok önemli bir şeyken şu anda Harvard'da Kim Kardashian ders veriyor. Falan. Yani aslında. Kim Kardashian Harvard'da ders mi? Evet ya onun bile hani girip de ders verdiği böyle bir şeyi var. Yani şu anda hani bambaşka bir yere gidiyor sistem. Aslında. Ya o gerizekalı kadını herhalde eğlenmek için çağırmışlar. Ya tabii ki ama yani işte üniversitenin şey. o zamanki yani bu filozof çıkartan işte kürsülerde işte Frankfurt okulları filan hmm. zamanındaki e, üniversite dediğimiz kıvamla bugün hani her apartmanı yaptıkları bir üniversitede kürsü olması aynı kategoriye de gelmiyor. Onun için zaten bu yüzyıl ne deha çıkartıyor ne de bizim bildiğimiz anlamıyla ya da öğrendiğimiz anlamıyla bir filozof çıkartıyor. Hmm. Dolayısıyla hani o, o zamanla bu zamanı karşılaştırmak bence bambaşka. Bugün... Bambaşka bir çağda yaşıyoruz. Bir YouTube çağı. Herkesin kitabı var. Eskiden kitap çıkartmak belki çok daha hmm. zor ve çok daha böyle bir teferruatlı bir işti. Bugün Ama bir şey söyleyebilir miyim mi Özgür? Hocam Bugün kitaplar galiba YouTube yayınları üzerinden satılırsa bir ikincil gelir gibi değil mi? Yok kitabın bir Senin geliri yoklarını yok. söylemiyorum. Kitabın Mesela yok spor oğlum. eğitimi veren bir adam YouTube'da videoları izleniyor <laughs> ya da tıpla ilgili e, bir guru ya da gerçek doktor bir yandan da hani YouTube yayınları çok izleniyor. Bir yandan da yandan da kitap da satıyor filan. Oradan yönlendiriyor yani kitabı da oradan e, satın al diye oradan da bir pla ticari platforma gidiyorsun. İşte multi marketing denilen hadise evet, o ama evet. zaten yani bu söylediğine ben şuradan katılmıyorum. Şimdi bu yapay zeka ile birlikte biliyorsun bana işte atıyorum. <laughs> Üçüncü Richard'ın Modern versiyonunu yaz diyorsun Sana cevap hiç geliyor hiç Benim görselimle şarkı söyle Ve buna aynı zamanda Dans ettir diyorsun ve konsepti veriyorsun Youtube programı hazırlayabiliyorsun Dolayısıyla bundan sonraki Adımda çok daha fazla Marifet ön plana çıkacak Evet. Kreativite yani, ön plana çıkacak Yani e Orada olmayan çünkü orada e istatistik. yani mesela Yazarların bence mesela Yazarların başına dert olduğundan daha fazla dert olacak doktorların e, başına e, ya da e, kre, içinde kreatif ki mesela tıpta da da kreativite var ama e, mesela, tamamen atısını. evet tamamen mesela istatistik istatistik bilgisi bir doktorun en önemli bilgisi hı hı. tıp zaten tabi bir istatistik bilgisi yani bu benim neyim var şu kadar örnekte rastlandığı gibi öksürüyorsun hı hı. üşütmüşsün değil hı hı. mi? Onu yani adam bakıp da sana böyle uydurmuyor orada bir kreativite yok ama onların başına daha çok bela olacak. Şimdi çocukların kolay yoldan ödev yapabilmeleri ödev apartmaları yüzünden oradan buradan filan sanılıyor ki mesela reklam ajansları yazarlar filan bunların başına bela olacak hayır değil. Hayır aksine aksine yani ben zaten çok gıcık bir mevzu bir de bir de bu şey oldu böyle bir e, teknolojiyi arkadan takip edenlerin konuşmaları yani saatlerce onu dinliyorsun. Ayşe şekerim chat GPT'nin özellikleri e tamam anladık bir tane aptal video seyrederim anlarım niye gelip bunu bana kahve içerken anlatıyorsun yani <laughs> Sala bak sanki üzerine bir şey koyacakmış gibi fikir koyacakmış gibi de el alemin şeyini bana anlatıyor. Bir numara yok orada. Yani şey olmayacak sanatçıları filan ha şu olabilir sen eğer mesela Richard için bir proje ekibi kurduk hmm. eski kafa hepimiz daldık Tabii. şeylere İngiliz ee, iyi İngilizce'si olanlar İngilizce'ye işte Fransızca'sı olanlar Fransızca'ya Almanca'ya daldık bilmem ne yaptık falan bütün oradan o e, şeyi araştırmayı yaptık filan şimdi o araştırmayı bir yere birleştirmeye çalışıyoruz bu e, süper e, bilgisayar Hasla. sistemi o, o verileri daha çabuk verecek. Tamam o kadar. Ama Zaman şunu da, daha önce. önemli şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu yapay ile de olsa işte bilginin veya e, üretimin popülerleşmesiyle birlikte tamam bu hani kitap basmak artık çok önemli değil. Herkes kitap basabiliyor. İşte bir video çekmek, bir kısa metraj çekmek artık çok bir mesele değil şu zaten 4K çekiyor. Montaj programı var içinde falan filan ama bunu artık herkes yapabildiği için ve burada artık bir enflasyon olduğu için artık herkes daha iyi olmak zorunda. Benim abi, gördüğüm şey aa, o. Çünkü et. abi hepimiz yapıyoruz yani. Sen kitap yazıyorsun. Ben ne? de Allah yazıyorum, Allah. Evet. o da yazıyor, o da yazıyor. Bunların arasında şimdi herkes şarkı söylüyor ama yani bir tek Beyoncé 4.5 saat 18 punt üstünde ...söyleyip hala deton olmuyor. Dolayısıyla sen hala... ...She's the Queen diyorsun yani. Dolayısıyla bence bir yandan da o... E, ...içeride konuştuğumuz 80'e 20... E, ...klasmanı değişmiyor hayatta yani. 80. Sadece %20'ler... ...gerçek e star olabilir. 20 ne. Ya bu işte... Toplum bilimde pareto hocam sen ikisi anlat. işte bütün aslında yani nasıl dünyanın bütün zenginliği yüzde yirminin elinde işte sen aslında bütün elindeki kıyafetlerin yüzde yirmisini normalde çoğunluk giyersin. Çoğunluk azınlık belirtisi gibi. Yani bir işte e, aslında dünyadaki bütün erkeklerin yüzde yirmisine kadınların yüzde seksini talep eder gibi böyle Hayır, bir parato ilkesi var. Bunu siz evet, mi biliyordunuz evet. bir tek? Yok bu Yo, sosyal de... Bir Fredo Pareto bir şey. diye bir matematikçinin... Evet. E, Konuştuğumuzda da şey... ben de yeni duydum. Fikir. Fikir. Ben, ben de yeni yaptım. Ya Ben genel olarak... Robert'le sen biliyor muydun sevgilim böyle bir şey? Biz üçümüz, üç Yani üçümüz yüzde yirmi toplumun yüzde yüzüne etki ediyor gibi bir e, hmm. algının olduğu söyleniyor hmm. ki bu bence gerçek yani. Mesela ben atıyorum, oyunculuk hocalığı yaptığım dönemde, çıraklık döneminde büyük hatayla... Hani çok iyi kalpliyim mi diyorum ki ben öyle bir hocalık yaparım ki işte herkes star olabilir. Şimdi kabul ediyorum herkes star olamaz yani. <laughs>